Rusya, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde desteklediği ayrılıkçı Ermenileri organize edip geniş çaplı eylem düzenleyerek Azerbaycan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit etti. Sözde Rus barış güçlerinin geçici sorumluluk bölgesi olan Hankendi şehrinde düzenlediği eyleme yaklaşık 15 bin ayrılıkçı Ermeninin katıldığı belirtildi. Ermeni medyası, Hankendi'deki eylemin Karabağ'daki sözde Rus Barış Gücü Birliği'nin komutanı tüm General Andrei Volkov'un inisiyatifiyle gerçekleştiğini yazdı. Volkov, Ermenistan'ın anlaşmanın Rus versiyonunu reddederse barışı koruma misyonunun Karabağ'ı terk edeceğini söyledi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Natik Caferli, Ermenistan'dan otobüslerle Azerbaycan'ın Hankendi şehrine Ermenilerin getirildiğini belirtti. Buradaki ayrılıkçı Ermenilerin Azerbaycan ile birlikte olmak istemediğini açıkça ortaya koyduğunu ifade eden uzman bu oyun iki sorunu ortaya çıkardı. Birincisi Ermenilerin davası demokrasi değil, toprak iddiaları ve terördür. Ama şimdi bunu demokrasiyle maskelemek istiyorlar. Demokrasi eksikliği bir ülkenin topraklarını işgal etmek ve ayrılıkçılık için bir neden değildir ve olamaz. İkincisi Ruslar neden Ermenistan'dan bu kadar çok insanı taşıyan otobüslerin oraya gitmesine izin verdiler. Bu yüzden orada dalgalanan Rus bayraklarından da anlaşılacağı gibi böyle bir miting düzenlemek Rusya'nın da çıkarınaydı. Soçi toplantısı öncesi böyle bir adımla baskı oluşturmak istiyorlar. Soçi toplantısından olumlu bir karar çıkmazsa, önlem olarak Laçın yolu kapatılmalıdır. Zengezur koridoru yoksa Laçın koridoru da yoktur hepsi bu dedi eyleminin düzenlenme zamanına dikkat etmek gerektiğini vurgulayan uzman, ilginçtir ki Rusya, Soçi toplantısı öncesi böyle bir protesto dalgası oluşturarak, aslında kendisinin ve Ermeni hükümetinin Karabağ konusundaki tutumunu güçlendirmek ve Azerbaycan'a karşı bir baskı mekanizması oluşturmak istemektedir. Sebep bu. Ne kadar çok canlı güç varsa teröristler, terörist olmayanlar, Ermeni ordusuna mensup askerler, ayrıca Rus barış gücü askerleri ve Ermenistan'dan insanlar Karabağ'a çekilebilir. Yani bu işin teknik yönüdür ve çok önemli bir taraf olarak görülmemektedir. Esas olan Rusya ve Ermenistan'ın bu konudaki niyetidir diye konuştu. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu da Azerbaycan'ın sözde Rus barış güçlerinin Karabağ'dan çıkarılması konseptini düşünmesi gerektiğini söyledi. Şahinoğlu, Rusya Hankındi'de kalabalık bir miting düzenledi bunu anladık, Kremlin'in Karabağ ayrılıkçıları için stratejik planları olduğunu aylar öncesinden tahmin etmiştik. Peki ama Kremlin'in planlarını bozmak için ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız? Üzerinde düşünmemiz gereken asıl soru. Karabağ'da Ermenilere Kremlin'in talimatıyla Rus pasaportu dağıtılıyorsa bundan hiç şüphem yok nasıl önleyebiliriz? Rusya'nın Karabağ'dan çıkarılması konseptini düşünmek lazım dedi. Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı İran insansız hava araçları satın alıp almadıkları sorusuna yanıt vermeyi reddetti. Spunik Ermenistan'da yer alan haberde Ermenistan Savunma Bakanlığına Erivan'ın İran insansız hava araçlarını satın alınması için başvuruda bulunup bulunmadığı, böyle bir olasılığı değerlendirip değerlendirmediği ve Ermenistan'ın İslam Cumhuriyeti'nde insansız hava aracı ve diğer silahların satın alınması yolunda herhangi bir engel görüp görmediğine ilişkin bir soru yöneltildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı, devlet hizmet, banka, ticari sır ve askeri gizli bilgi kararlarını gerekçe göstererek soruyu yanıtlamaya reddetti. Uçak savar füzesinin İran'dan satın alınıp alınmadığına ilişkin soruşturmaya yanıt olarak İran'ın Gafan Başkonsolosu Abidin Varamin, Ermenistan Savunma Bakanlığına başvurulması gerektiğini belirtti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 250. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Herson bölgesinin sağ kıyısındaki düşmanın bireysel birimlerinin ve askeri ekipmanlarının tahliyesine yönelik hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Ukrayna ordusunun, Rus ordusu tarafından Antonov Köprüsü bölgesine kurulan Duba köprülerin başarıyla vurulduğu ifade edilen açıklamada, Herson bölgesinde düşmanın askeri teçhizatı konvoyu yok edildi. Zaprojede mühimmat deposu, 5 silah ve çeşitli askeri teçhizat ve 120 Rus askeri imha edildi. Hava kuvvetleri düşmana 21 saldırı gerçekleştirdi. Hava savunma birimlerimiz farklı yönlerde bir helikopter ve bir Su-25 savaş uçağını düşürdü denildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 71.820 askerini kaybettiği, 2686 tank ve 5485 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada 1728 topçu sistemi, 383 çok namlulu roket atar sistemi, 197 hava savunma sistemi, 275 uçak, 253 helikopter, 1413 insansız hava aracı, 352 seyir füzesi, 16 tekne ve gemi, 4128 adet çeşitli modelde askeri araç ile 154 özel ekipmanın imha edildiği kaydedildi. Ukraynalı gazeteci Yuri Butusov, Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesindeki Nevskoye köyünde 5 adet 152 mm MSTAS kundağı motorlu topçu birliğinin tamamını imha ettiğini açıkladı. Butusov, saldırıların HIMARS sistemleri tarafından gerçekleştirildiğini, MSTAS ile birlikte mühimmat taşıyan iki kamyonun da imha edildiğini belirtti. Rus ordusu, bu sabah erken saatlerinde Ukrayna'ya füze saldırıları başlatırken, Ukrayna genelinde hava alarmı verildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşık 40 seyir füzesi ateşlediğini açıkladı. Harkiv Belediye Başkanı Igor Terehov, Rus füzelerin Harkiv'deki kritik altyapı tesisini hedef aldığını bildirdi. Bununla birlikte Kiev Belediye Başkanı Vitali Kılıçko da Rus füzelerin başkentteki kritik altyapı tesisini vurduğunu açıkladı. Diğer yandan Ukrayna'da işgalci Rusya'nın kullandığı İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarının etkisiz hale getirilmesi hakkında Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Havacılık ve Savunma Fuarı Saha Expo 2022'de yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının havadan havaya füze ateşleyebilecek hale getirmek için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Haluk Bayraktar, Deutsche Press Agentur Medya Servisinin İran yapımı kamikaze insansız hava araçlarına ilişkin sorusunu yanıtladı. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Akıncı'nın kamikazelere karşı koyabilecek düzeye gelmesi için çalıştıklarını bildirdi. Bayraktar, yakında Bayraktar TB2 ve Akıncılarımız, sadece insansız hava araçlarını değil, düşman uçaklarını da yok etmek için havadan havaya füzelerle donatılacak testler yapıyoruz dedi. Bayraktar, her halükarda karşı önlemler almaya hazır olmamız gerekiyor. Ukrayna'nın egemenliğini korumasına tam destek veriyoruz dedi. Rusya'nın Karadeniz anlaşmasını askıya aldığını duyurmasının ardından Chicago Ticaret Borsası vadeli işlemlerinde buğday kontratlarının fiyatı %5'ten fazla artarak 8,7 dolara çıktı. Rusya'nın Karadeniz tahıl girişiminden çekilmesinin küresel tedarik endişelerini artırmasıyla Chicago Ticaret Borsası'nda buğday vadeli işlemleri %5,4 artışla 8,7 dolara yükseldi. Buğday fiyatları, günün erken saatlerinde 8,9 dolara yükselerek 14 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin adından 8 dolar 7 sent seviyesinde dengelendi. Mısır fiyatları da kile başına %2,2 artarak 6,96 dolara yükseldi. Buğday fiyatları Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kırarak 13,6 dolara kadar yükselmişti. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer aldığından tahıl piyasaları Moskova'nın Kiev karşı 8 aydır sürdürdüğü savaştaki gelişmelere duyarlı hareket ediyor.